Herkese merhaba. Sony'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu yeni Xperia X serisi telefonlar içerisinde belki de en fazla ilgi çekici olanı şu anda elimde. Xperia X Performance. Xperia X Performance adından da anlaşılacağı üzere performans açısından öne çıkan bir akıllı telefon içerisinde Qualcomm'un üst sınıf Snapdragon 820 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanı sıra diğer Xperia X serisi üyelerine göre ayrıldığı bir takım noktalar var. Bunların başında tasarım geliyor. Xperia X Performance, Xperia X'e göre biraz daha kalın bir telefon. Elinize aldığınızda, her iki telefonu elinize aldığınızda da Xperia X Performance'ın kalın olduğunu, hafif kalın olduğunu hissediyorsunuz. Bunun dışında arkadaki metalin cinsi de biraz daha farklı ve üste doğru biraz daha fazla çıkıntı ve kavis yapıyor. Bu sayede aslında Xperia X Performance'ı elde biraz daha rahat tutuyorsunuz ve gerçekten de sağlam bir telefon olduğu hissini veriyor. Sağlamlık demişken Xperia X Performance'ın Xperia X'den farklı olarak suya dayanıklı bir gövdeye de sahip olduğunu belirtelim. Bunun dışında teknik özellikler bakımından işlemci dışında Xperia X Performance'la Xperia X'in pek bir farkı yok. Her iki telefonda da 5 inç IPS ekran var, Full HD çözünürlüğe sahip. Bu IPS ekranın yanı sıra 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve 200 GB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvasını iki telefonda da görüyoruz. Kameralar bakımından da Xperia X Performance ve Xperia X aynı özelliklere sahip. Arkada 23 megapiksel kamera bulunuyor. Bu 23 megapiksel kamera hızlı otomatik odak özelliğine sahip. Aynı zamanda tahmin etme özelliği de var. Herhangi bir hareket eden nesnenin hangi yöne doğru hareket edeceğini algılıyor kamera ve böylelikle de odağını ona göre ayarlıyor. Özellikle hareket eden nesnelerde veya bebek çekimlerinde, çocuk çekimlerinde bu özellik bir hayli işe yarayacaktır. Önde de 13 megapiksellik bir selfie kamerası var. Kamera uygulaması da daha önce Xperia Z5'te gördüğümüz yeni nesil kamera uygulamasına benzer şekilde sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi de şöyle çevirelim. Ekranın bir kenarında modlar arasında geçişi sağlayan bir kızak bulunuyor ve böylelikle Xperia X Performance'ın çeşitli modlarına ulaşmak mümkün oluyor. Sol tarafta da ekranın diğer kenarında da çekim işlemini yapmanızı sağlayan bir büyük deklanşör tuşu bulunuyor. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı şekilde odaklayıp çekim işlemini gerçekleştiriyor. Bunda hem kamera özelliklerinin hem de Snapdragon 820 işlemcinin payı olsa gerek. Xperia X Performance'ın Xperia X'ten bir farkı da LTE desteği. Xperia X Performance'da kategori 9 LTE desteği var. Yani bu telefon şebekenin desteklemesi halinde daha yüksek veri indirme ve yükleme hızlarına ulaşabiliyor. Telefonda Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde de Sony'nin Xperia kullanıcı arayüzü mevcut. Xperia kullanıcı arayüzünde Xperia X serisi telefonlarla birlikte bir takım düzenlemeler yapılmış. Aslında yine Xperia'nın klasik çizgisi korunuyor ancak bazı ikonlarda değişiklikler var. Tasarımlarında hafif oynamalar var. Bunun sıra bazı yeni duvar kağıtlarını ve yeni bileşenleri de telefonda görüyoruz. Bunun dışında yine Sony'nin yüklü gelen çeşitli uygulamaları var. PlayStation uygulaması ve müzikler, film, albüm uygulamasını bunlar arasında görüyoruz. Yine daha önceki çoğu Sony telefonda, Xperia telefonda gördüğümüz uygulama setlerini aynı şekilde bu telefonda da görüyoruz. Tıpkı Xperia Z5 ailesinde olduğu gibi Xperia X Performance'da da güç butonu, parmak izi okuyucusunu barındırıyor. Güç butonu parmağınızın rahatlıkla oturtulabileceği ve parmak izinin rahatlıkla algılanabileceği şekilde tasarlanmış. Güç butonu hemen altında görmüş olduğunuz gibi ses tuşu ve hemen altında da kamera tuşunu görüyoruz. Böylelikle su altında soyunaklı olan bu telefonda su altında da rahat şekilde fotoğraf ve video çekimini gerçekleştirmek mümkün oluyor. Önde de görmüş olduğunuz gibi 2 adet hoparlör ızgarası var. Böylelikle de stereo ses desteğini sunan bir akıllı telefon Xperia X Performance. Xperia X Performance'ın özelliklerine baktığımızda bu telefon aslında Galaxy S7 veya LG G5 gibi değil de onların bir kadem altı gibi düşünebiliriz. Performans açısından yine onlar kadar güçlü ancak bazı teknik özellikler bakımından onların altında kalıyor. Yine de Xperia X Performance 2016'nın ses getiren beğenilen akıllı telefonlarından bir tanesi olabilir gibi görünüyor. Mobil Dünya Kongresi'ne gezinmeye devam ediyoruz. Teknoblog.com'da ve YouTube kanalında videolarımızı takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.